Bezirgan Kalkan arasında bahar aylarında doğada olmak çok güzel. Doğanın neredeyse her saat değişimine tanık olmak tarifsiz bir duygu. Taze açan çiçeklerin, henüz uyanmayan tomurcukların, filiz veren bitki örtüsünün, cıvıl cıvıl öten kuşların, bir o çiçeğe bir bu çiçeğe konan şaşkın arıların, papatyaların, rengarenk çiçeklerin, dağ lalelerinin, gelinciklerin, katır tırnaklarının mis kokulu izini sürmek, kekik ile yeşile boyanmış toprakların üzerinde yürümek muhteşem duyguların harmonisidir. Henüz bebek oğlak ve kuzular ile yolumuz hep kesişti. Antik Likya'da yürüdüğümüzü bize asla unutturmayan lahit ve kral mezarları ile selamlaştık. Ancak Doğa Ana bize parlak güneşini cömertçe sunarak tepemizde bazen gri, bazen bembeyaz tombul bulutlarının gölgesini bir sonraki zamana bıraktı. Güzel çıktı, güzel. Turkuaz ile yeşil manzaraların arasında olağanüstü derecede büyülendik. Bal çiçeklerin onlar muhteşem tadı ve kokusuna gark olmuş arılar, kayalıklardaki doğal kovanlarına bal özü taşıma telaşındalar. Öyle ki kısa aralıklı sahalarda da her yer gerçek bal kokusuna bürünmüştü. Boylu boyunca bize hep eşlik eden ak dağlar ve susuz dağların karlı zirvelerini, fotoğraf karelerine üç boyutlu olarak sığdırmak mümkün olmadığı için bu panoramik manzaraları hafızalarımıza kazıyabildiğimiz kadar kazıdık. Rota boyunca yürürken insan düşünmeden edemiyor. Yüzyıllar boyunca hep geçit olarak kullanılan bu yolların bugün bazı kısımları yok olmuş durumda. Orman yolları ve yeni açılan asfalt yollarla birlikte antik yol artık ara ara kesintilere uğruyor. İnsanoğlunun hırsı karşısında doğa hep yeniliyor. Yol olan yeri de hemen talan ediyoruz. Bundan bir zaman sonra aynı parkuru yürüdüğümüzde daha neler neler yok olmuş olacak. Kim bilebilir ki? Kızılçam ve sedir ormanlarıyla süslenmiş eşsiz doğası ve serin havası ile doğa yürüyüşü ve tırmanma gibi alternatif spor etkinliklerinin yanı sıra yayla turizmine de çok elverişli olan yöre değerlendirilmesi durumunda hem yöre halkının geçimine hem de bölgesel turizme katkı sağlayacaktır. Kars topografyasının hakim olduğu bölgede mikro ve makro boyutta olmak üzere her türden zengin bir karstik şekil çeşitliliği gözlenir. Bölgenin karstik özellikleri ile güncel karstlaşma koşulları burada en iyi gözlemlenebilir. Siz de beraber izlerim dedim. Ben de o tarafa geçmedim. Tekrar bayağı şey olmuş. Bölge genel olarak iki makro jeomorfolojik üniteden oluşmaktadır. Bunlar öyle sahanın büyük bir kısmını kaplayan ve bir antik lineal niteliğindeki Katran Dağı ile onun alçalım alanındaki senklinal ekseni boyunca gelişmiş olan Sarıbelen Polyesi'dir. Deniz seviyesine göre ortalama 750 metre yükseltisinde bulunan Sarıbelen Polyesi, Katran Dağı kütlesine paralel olarak kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Güneybatıda Kaputaş Kanyonu ile deniz seviyesinden başlayıp hızla yükselen inceleme alanı Katran Dağı zirvelerinde Tınaz Tepe'de 1771 metreye ulaşır. Bölgede olasılıkla geç orta miyosen ve üst miyosen olan Messinyen dönemlerine ait aşınım yüzeyi parçaları bulunmaktadır. Sahadaki kaya birimleri üst kratesi miyosen aralığında çökelmiş karbonatlı formasyonlardan oluşmaktadır. Karstlaşmaya uygun olmayan kayalar sahanın bütününe oranla çok az yer tutar. Yüzeysel drenajın ileri düzeydeki karstlaşmaya bağlı olarak
çoğunlukla uvala ve dolinlerde sonlandığı sahada bozulmuş drenaj hakimdir. Bölgedeki akarsular genelde kısa boylu ve mevsimlik karakterde olup Kaputaş Çayı, Kısıkdere ve Çepşindere en önemlileridir. Saha alanı ve çevresinde Akdeniz iklimi egemendir. Bölgede ortalama sıcaklık 19.3 santigrat derece, yıllık ortalama toplam yağış miktarı ise 615.7 milimetredir. Bölgenin alçak kesimlerinde Akdeniz ikliminin karakteristik formasyonu makiler yayılış gösterir. Katran Dağı zirvelerine doğru ise Kızılçam ve Sedirler hakim olur. Sahadaki toprak türleri, kahverengi orman toprakları, litozolik topraklar, terra rossa ve alüvyonlardan oluşmaktadır. Polye, uvala ve dolin tabanlarında çeşitli tahılların yanı sıra hayvan yemi ile sebze ve meyve ziraati de yapılmaktadır.